Şimdi tabii siz çok güzel ifade ettiniz. Allah bedenimizi çok güzel yaratmış. Şimdi bu arada baktığınızda mesela sizin programın konusu olan ayetler. Şimdi ayet deyince tabii iki türlü ayet var. Bir Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da göndermiş olduğu ayetler. Bunlar sözlü ayetlerdir. Allah'ın kelam isminden, kelam sıfatından gelen ayetler. Ama onun dışında bütün dünyadaki ayet, mahlukat da ayettir. Bunlara da kevni ayet deniyor. İşte uzay sisteminden tutunuz, güneş sistemi, aylar, yıldızlar, yer altındaki efendim oluşan hadiseler, yer toprak üstünde olanlar, denizin altında, denizin üstünde vesaire, bunların hepsi birer ayettir. Nitekim Allah Kur'an-ı Kerim'de de ilk ayet olarak gönderdiğinde hani malumanız, evet, işte ikra bismi rabbikellezi halak diyor. Yani seni halk eden Rabbinin adıyla oku emrini, ayetini gönderiyor. Şimdi Rabbinin adıyla okudan maksat o bildiğimiz sadece Kur'an-ı Kerim'i okumak değil. Evet, onu okuyoruz. Ama kainat kitabını da okumak. İşte insan da bir ayetse bunu da okumamız lazım. İşte ilim gerçek manada orada. Bakınız, ben size şöyle bir misal vermeye çalışayım. Şimdi bütün insanlar, Hazreti Adem'den beri bugüne kadar geldiğimizde bütün insanların hepsi aynı şekilde yaratılmış. Hepsinde bir tane baş var, iki tane göz var, iki tane kulak var, bir burun, bir ağız var, iki tane kolu var, iki tane ayağı var. Bütün insanlarda hep aynı şey var. Bu işte Allah'ın birliğini, vahdaniyetini gösteriyor. Bunun içinde de her bir insanda ayrı ayrı özellikleri taşıyan, Allah'ın birliğini gösteren özellikler var. Buna da ehadiyet diyoruz. Yani vahdaniyet de ehadiyet, ikisinin birbirinden farklı. Bütün insanlar aynı özelliklere sahip olarak yaratılmış. Allah öyle yaratmış. Ama arkasından her bir insanda da bir diğerinde olmayan farklı özellikler koymuş. O da onun ehadiyetini gösteriyor. Mesela bunlardan biri nedir? Parmak izidir. Evet. Hiçbir insanın parmak izi bir diğerine uymaz. Bizim mesleğimizde, branşımıza geldiğimiz zaman ağız içinden bakıp da muayene ettiğinizde hastalarınızı, damak ortasındaki bir takım böyle şeyler vardır, kıvrımlar vardır. Biz onlara mukoza pilileri deriz. Onların o kıvrımları, o eğrilikleri her insanda farklıdır. Hiçbir insanınki bir diğerine benzemez. Aynen parmak izi gibi. Damakta da ayrı bir iz var. Damakta da ayrı bir iz var. İşte burada bu şunu gösteriyor. Demek ki orada bir ilim var. Yani bugüne kadar milyarlarca insan gelmişse Hazreti Adem'den bugüne kadar, hiçbirininki bir diğerine benzemiyorsa, o zaman bu ne demektir? Bütün oradaki o parmak izlerini, damaktaki şeyleri ilminde hepsini bir arada tutan, bilen bir zat var ki bir sonrakini bir öncekine hiç benzemeyecek şekilde farklı halk ediyor, yaratıyor. O halde burada bir evrimden bahsedilemez. Eğer evrim olsaydı aynı özelliklerin bir sonrakinde de devam, evet, ettiğini görebilirdiniz. Ama burada öyle bir şey yok. Çok farklı şeyler var. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Allah'ın ilmini gösteriyor. Maşallah. İşte bizim okuduğumuz ilim yani bunu tespit etmemize yarar. İşte buradan baktığınız zaman ilim, yani kelam ilmindeki büyüklerimiz, alimler bunu manayı harfi olarak ifade ediyorlar. Malum bütün, işte önümüzde çok güzel bir çiçek var. Bakınız mesela çiçeklerin rengi farklı. Biri kırmızı, biri sarı, biri yeşil, biri beyaz, işte vesaire. Her birinin bir şekli var, her birinin bir güzelliği var. Şimdi burada bir şekil farklılığı varsa o zaman bunu tasarlayan bir tasarımcı var. İşte Allah'ın Musavvir, evet, ismini orada okuyoruz. Evet, maşallah. Bir güzellik var, çiçeğin bir güzelliği var, gözümüze hoş geliyor. Allah'ın o zaman Müzeyyin ismini orada görüyoruz. Her bir çiçeğin şekli farklı, o zaman Alim ismini görüyoruz. Ona, onu yapabilme gücünün olduğunu görüyoruz. O zaman Kadir ismi Cenab-ı Hakk'ın tecelli etmiş. Maşallah. Ve herkese böyle baktığınız zaman bir çiçekte Allah'ın bütün isimlerini görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi işte botanik ilmi okuyan bir bilim adamı bu şekilde görecek, bu şekilde okuyacak. İşte buna manayı harfi deniyor. Evet. İşte tıp bu eğitimi alan, tıp ilmi yapan birisi de hangi alanda eğitim görüyorsa o şekilde okuyacak. Ben diş hekimiyim,
diş hekimliği alanında profesör oldum. Ve o zaman ben bunu böyle okumalıyım. İşte göz hekimi gözü okumalı. Kalple ilgilenen kardiyoloji uzmanı kalbi böyle okumalı. O halde bütün bedenimizde sizin de ifade ettiğiniz gibi ki ve programınıza isim olarak koyduğunuz bu güzel ayetler. İsim ayetler bütün vücudumuzun her tarafında bir, her biri bir ayrı ayettir ve her biri o ayeti yaratıcısı olan Cenab-ı Hakk'ı göstermektedir. Maşallah hocam, ağzınıza sağlık. Çok güzel ifade ettiniz. Evrim teorisine de değindiniz. O zaman biraz daha evrim teorisini ben biraz daha açalım diyorum. Çünkü siz özellikle ortodonti, yani diş dokusu üzerinde son derece uzman bir isimsiniz. Estağfurullah. Evrim teorisi malum her şeyin tesadüflerle başlayıp tesadüflerle devam eden diyalektik üzerine kurulu. Yani güçlü olanın hayatta kaldığı ve zayıf olanın elendiği ama bir iradenin ve şuurun olmadığı tamamen bir mücadele ve onun üzerinde bu mücadeleyle galip gelenlerin üzerine kurulu olan şuursuz bir sistem olarak atfedilir. Fakat bilim, sizin de ifade ettiğiniz gibi, evrim teorisinin her dalıyla tümüyle karşısındadır. Ve özellikle 21. yüzyılda geldiğimiz bu aşamada her bilim dalı ayrı ayrı evrimin neden olmayacağını bize birer birer göstermektedir. Ve yani bir biyolog kendi dalında evrimin olmayacağını çok iyi anlar. Bir diş uzmanı kendi dalında, bir kardiyoloji kendi dalında ve türlü türlü her bilim dalının mensubu aslında evrimin neden olmayacağını okumaktadır. Çünkü her okuduğu bilim ona Allah'ın ayetlerini göstermektedir. Sizin de söylediğiniz gibi. Allah nitekim ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Gâşiye suresi 17. ayette. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı diyor Allah. Yani deveye bakmamızı, onu araştırmamızı, mikroskoplarımızla, elektron mikroskoplarımızla, biyologlarımızla ve diğer bilim adamlarımızla bütün oradaki ayetlerin açığa çıkartılmasını Allah emrediyor. Başka bir ayette ondan alacak gereği gibi ilim sahipleri korkar diye buyuruyor. Nitekim din bilimi emrediyor. Çünkü bilimin açıldığı kapı sizin de söylediğiniz gibi Allah'ın varlığı, Allah'ın yaratma sanatı inşallah. Dediğim gibi yani çok güzel ifade ettiniz, siz de teşekkür ediyorum. Şimdi bu kalsiyum ve elmaslar hep bahsettik. Şimdi kalsiyum malum işte ameroblastlar mine şeyini yaptıktan sonra orada kalsiyum apatit kristalleri halinde çökeliyor. Ve o sertliği de o kazandırıyor dişe. Tabii dişin minesinde öyle bir sertlik olması lazım. Ama sement kısmında, kök kısmında o sertlik olmaz. Olsa o zaman dişin kemikle olan bağlantısı oluşmaz. Evet. Ve onun içindir ki kalsiyum dişin oklüzal yüzünden işte vestibül dediğimiz dış yüzüne kadar iniyor ve arkasından diş etiyle birleştiği kole dediğimiz kısma kadar geliyor ve orada duruyor. Yani o mine tabakası orada bitiyor. Oradan aşağı devam etse o zaman çene kemiği ile dişin kökü arasındaki bağlantı olmayacak. Evet. Ha demek ki burada bir ilim var ya, orada dur diyen bir ilim sahibi var yani. Evet. Yoksa aşağıya doğru ilenmiş olsa o zaman dişin kökle, köklerinin kemikle olan bağlantısı oluşmayacaktı. Bu tabi bir ilmin sonucu olduğunu görür ve bu ilmin sahibinde Cenab-ı Hak olduğunu hepimiz anlamış oluyoruz. Şimdi burada hep kalsiyumdan ve elmastan bahsettik. Aslında ben tabi bu konuyla alakalı elmas sözü çok geçtiği için şunu ifade etmek isterim. Malum biliyorsunuz elmas karbon atomundan karbondur. Evet. Evet. Şey de karbon, kömür de karbon. Evet. Şimdi ikisi de karbon. Ama biri elmas, biri kömür. Evet. Birinden tonlarca alsanız öbürünün belki bir gramı kadar da etmez. Hatta şimdi Topkapı Sarayı'ndaki kaşıkçı elması paha biçilemiyor. Paha biçilemiyor. Yani o kadar, şu kadarcık, ne kadar büyüklüğü bilmiyorum ama büyüklüğündeki bir elmasa paha biçilemiyor. Şimdi peki o da karbon, o da karbon. İkisini de ateşe atsanız ikisi de yanacak. Kaşıkçı elmasını da atsanız yanar. Yanar. Çünkü kömür. Evet. Peki ona o kalsiyum, yani o elmasa o özelliği kazandıran nedir? Sadece ve sadece atomların dizilişi. Evet. Yani kömürdeki karbon atomunun dizilişiyle elmasdaki karbon atomunun dizilişinin farklılığı. İşte onun için deniyor ki gerçek ilim sahibi eğer ilmi, okumuş olduğu bilimi ve ona bağlı olarak Allah'ın varlığını kabul eder, inanır, görürse işte o insan aynen o elmas gibi bir değer kazanıyor. Evet, şimdi maşallah. Ebu Cehil de insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir insan. Evet.
Ama biri kömür değerinde, biri elmastan daha kıymetli, teşbih-i hatalı olmasın da. Maşallah. Şimdi o halde insanlar öyle. İnsanların değerini artıran, işte kömürden elmasa geçmesini sağlayan, işte bu ilimle Allah'ın varlığını bilmeleri ve onun varlığını okuyabilmeleri, bedendeki ayetleri görmeleri ve o ayetlerin ne anlama geldiğini, neyi ifade ettiklerini kavrayabilmeleri sonucunda oluşur. Bir insan ne kadar çok bunu kavrayabilirse, Allah'ın isimlerinin 99 isminin tecelliyatını bütün varlıklarda, işte hususen bedendeki ayetlerde ne kadar çok oranda görebilirse, o oranda elması değeri o kadar artacaktır. Aksi takdirde ne kadar ilim okursa okusun, kömürden yükselemez, elmas bir türlü olamaz. Evet, maşallah hocam, ağzınıza sağlık. Sağ olun.